AB aklını da ahlakını da yitirmiş. Başbakan Ahmet Davutoğlu, Avrupa Birliği ile mülteci krizini ele aldıkları görüşmeleri Kayseri Pazarlığı yaptık diye özetlemiş. Kayseri Pazarlığı nedir doğrusu bilmiyorum. Ancak pazarlık konusuna bakılırsa utanç verici olduğunu söyleyebilirim. Neden mi? Birincisi, çoğunluğu iç savaştan kaçan mültecilerin seyahat özgürlükleri ve yaşam hakları ihlal ediliyor. İnsan kaçakçılarıyla mücadele hukuki bir haktır. Ancak zorunlu göç yapmak zorunda kalan mültecilere engel olmak insan haklarına ve hukuka aykırıdır. Mülteciler 1951 Cenevre Sözleşmesi'ne göre Türkiye'ye sığınma hakkına sahip oldukları gibi Avrupa'ya da sığınma hakkına sahip. Avrupa Birliği'nin mülteci akınını önlemek için Türkiye'den gardiyan görevi görmesini istemesi de Türkiye'nin kabul etmesi de ahlak dışı ve hukuksuz. İkincisi, Avrupa'ya ilk üç ayda Türkiye üzerinden 130 bin göçmen gitmiş. Bunun yarısı Suriyeli, yarısı da ağırlıklı olarak Afganistan, Irak ve Pakistan gibi İslam ülkelerinden. Türkiye tamamını geri almayı, Afganistan, Pakistan ve Irak'la mültecileri ülkelerine iade etmeyi üstleniyor. Davutoğlu müjdeyi veriyor. Mültecilerin hava yoluyla ülkelerine gönderilmesi sırasındaki masraflar da AB'ye ait. Peki Suriyeliler ne olacak? Bu kısmı daha da korkunç. Türkiye kaçak giden Suriyelileri geri alacak. Buna karşılık Avrupa Birliği geri alınan her Suriyeli için bir Suriyeli göçmen alacak. Nasıl yani? Madem aynı sayıda göçmen alacak, gelenleri alsa ya. Türkiye hayatını tehlikeye atıp sığınmayı başaran Suriyelileri alıp Avrupa Birliği'ne eğitimli, sağlıklı göçmen seçme fırsatı sunuyor. Köle pazarı gibi. Üçüncüsü, AB'den tüm bunlara karşılık Türkiye 3 milyar eurosu hemen, 3 milyar eurosu da 2008'de ödenmek üzere 6 milyar euro istiyor. Tamamını Suriyeliler için kullanmayı vaat ediyor. AB'den de Rusya ile görüşüp Suriye topraklarında güvenli bölge kurulmasını sağlamasını, böylece mülteci akınının önüne geçilmesini öneriyor. Müthiş bir fedakarlık. Türkiye bu pazarlıktan dört şey kazanıyor. Birincisi 6 milyar euro hibe vaadi alıyor. İkincisi Avrupa Birliği ile üyelik müzakerelerinde 5 yeni faslın açılması sözü alıyor. Üçüncüsü 72 şartı yerine getirmek şartıyla Haziran 2016'ya kadar vizesiz seyahat hakkı elde ediyor. Savaştan kaçanların seyahat özgürlüğünü engellemeye karşılık Türklere seyahat özgürlüğü yani Dördüncüsü, AB ülkeleri, mültecileri engellemesi karşılığında ortak değerlerini ve ilkelerini yok sayarak Türkiye'deki insan hakları ve basın özgürlüğü ihlallerini görmezden geliyor. Tek kelimeyle AB içinde, Türkiye içinde yüz kızartıcı, mültecilerin hayatları üzerinden ahlaksız bir pazarlık yürütülüyor, diyor Özgür Düşünce gazetesindeki yazısında Erhan Başyurt.